Nereye evrilecek sizce? Şimdi aslında geriye dönüp bakarsak Putin yeni bir tarih yazmak istiyor. Bunu 2008'de Gürcistan'da denedi ve Saakashvili dünyanın kendi yardımına geleceğini sandı ve iki tane bölgesini kaybetti. Osetya ile Abhazya. 2014'te denedi, Kırım alındı, yine dünya karşı çıktı. Tanımıyoruz dediler. Fakat Kırım da geride kaldı. Ve şimdi yeni bir hamleye başladı. Yeni bir tarih yazmak istiyor. Şimdi sözlerine dikkat edilirse aslında ne yapmak istediği açıkça belli oluyor. Şunu söyledi. Rus Sovyetler Birliği'nin dağılması stratejik bir hataydı dedi. Şeyi falan hiç tanımıyor. Yani Lenin bölge dönemini falan hiçbir hesaba katmıyor. Arkasından da Ukrayna için şunları söyledi. Ukrayna diye bir millet yok dedi. Ukrayna diye bir ulus yok. Ukrayna diye bir millet yok. Ve bunun gereğini yapmaya çalışıyor. Şimdi Batı'nın aslında Amerika'nın ve NATO'nun sürekli olarak destek beyanları aslında biraz daha tahrik etmiştir bence kendisini. Bunun yapılamayacağı belli. Yani bir savaşı ne Amerika'nın ne Avrupa'nın şu anda bir savaşa girmesi söz konusu değil. Olağanüstü bir şey olmadığı takdirde. Bunu dikkate alarak yeni bir tarih yazmak istiyor. Ve bu arada Sovyetlerin dağılmasından sonra, şimdi Sovyetlerin zamanında Soğuk Savaş döneminde Karadeniz aslında bir anlamda Türkiye'den Sovyetler Birliği'ne ait bir yer, bir denizdi. NATO yıllardır oraya girmek istiyor. Yani bir şekilde bir deniz birliği kurarak Türkiye'nin de NATO üyesi olarak oraya girmek istiyor. Şimdiye kadar Türkiye buna izin vermedi, istekli görülmedi. Zannediyorum bunun devam etmesi de gerekiyor. Çünkü o zaman Karadeniz bir şekilde barış denizine çıkıp bambaşka bir duruma gelebilir. Şimdi NATO'nun ve Amerika'nın girmediği tek deniz aslında Karadeniz. Montreux Anlaşması ülke çıkarı, Türkiye çıkarına göre o kadar sağlam bir anlaşma ki bunun ne kadar önemli olduğu şimdi daha çok anlaşılıyor. Çünkü 1936 yılındaki o konjonktürde Mustafa Kemal önemli bir şekilde Montreux Anlaşması'yla Boğazları ve Marmara'yı Türkiye'nin egemenliğine vermiştir. Bugün onun devam etmesi gerekir. Türkiye'nin durumu tabii şu anda en kritik durumda olan Türkiye. Çünkü ekonomik bakımdan, birçok bakımlardan Türkiye çok zor durumda. Şimdi enerji bakımından sorun var. Turizm bakımından sorunlar çıkacaktır. Ve bu bakımdan ekonomik durum Türkiye bakımından çok sorunlu hale, daha da sorunlu hale gelme ihtimali taşımaktadır. Ekmek riski bile var Sayın Çetin. Buğday Efendim? nedeniyle. Buğday ticaretimiz nedeniyle ekmek riskine bile Şimdi bahsedilmiyor. buğday hem iki ülkeden buğday alma ithalatı var. Tabii. İki ülkeden geçen sene iyi bir yıl olmamasına karşın 6 milyon civarı, 6,5 milyon civarında turist geldi Türkiye'ye. Doğru. Ukrayna ve Rusya'dan. Buğdayın büyük kısmı oradan alınıyor. O bakımdan Türkiye'de zaten güç ekonomik koşullar daha da güç hale gelebilecektir bunlar bu durumda. Çünkü yani Putin'in nerede duracağı tam belli değil. Tam anlamıyla bir Rus milliyetçisi. Yani bu konuşmalarda ortaya çıkıyor. Ve yeni bir tarih yazmak istiyor bu dönemde. Ve şu anda tabii artık Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın söz verilmiş olmasına karşın artık NATO üyeliği söz konusu olmayacaktır büyük olasılıkla. Çok zordur, olanaksız hale gelmiştir. Bunun yapılması imkansız hale gelmiştir. Çok zor olacaktır. Beklentileri oldu iki ülkenin de uzun zaman. Yani bir an önce NATO'ya gireceklerini sandılar. Bunun olmayacağı belliydi. Rusya NATO'nun genişlemesini kendine bir tehdit olarak görmeye başladı. Baltık ülkelerinden başlayarak daha önce Rusya'nın hakimi, Sovyetlerin hakimiyetinde olan bölgeler tek tek NATO'ya üye oldular. En son tabii kritik bölge Gürcistan'dan Ukrayna'ydı.
Onların Karadeniz bağlantısı da çok önemli. Sanıyorum şimdi Odessa'yı falan alarak Karadeniz'deki hakimiyetini eski haline getirmeye çalışacak Putin. Çok kritik bir nokta. Daha büyük savaş çıkar mı? Ben sanmıyorum. Yani çok olağanüstü bir şey olmasa da Batı'yla veya Amerika'yla bir savaşın çıkmasını beklemiyorum. Çok zordur çünkü o. Amerika açıkça ben savaş istemiyorum demekte. NATO da aynı şekilde. NATO'nun 30 üyesi var. 30 üyesi arasında bir birlik sağlanıp bir müdahale etmesinin olanaksız olduğunu sanıyorum. O bakımdan Putin kafasında gördüğü hedefe doğru ağır ağır ilerleyecektir diye düşünüyorum. Eğer bu Ukrayna'nın tümünü almaksa onu da yapacaktır. Tabii uzun zaman, bu uzun bir dönemde bu nasıl olacak? Çok zor olur şey için. Rusya için gelecek bak uzun dönem hakkında çok zor olacaktır. Ama şu anda hakimiyette olan odur. Peki. Galip olan odur. Onun karşısında Amerika ve NATO'nun bu anda kayıp durumda olduğunu ve bir anlamda mağlubiyeti noktada olduğunu görüyoruz. Yaptırımlar çok etkili olmayacaktır. Başka yerlerde de çok denendi. Yaptırımlar tabii ki önemli ama bu yaptırımların bir şekilde Putin'i bundan vazgeçireceğini pek ummuyorum ve sanmıyorum. Ama uzun dönemde bundan olumsuz etkilenebilir. Ama kısa dönemde benim tahminim hedefi var. Bir o hedefe ulaşacaktır diye düşünüyorum. Sayın Çetin, şunları sormak durumundayım. Şimdi haritayı rica edeyim değerli izleyiciden, ortaya gelsin. Şimdi sadece Donbas bölgesine işaret edilen haftalar boyunca analizler duyduk, işittik yorumlar. Fakat dün itibariyle haritanın tamamında dört bir tarafında ya patlamalar ya da Rus ordusunun giriş yaptığına ilişkin Ukrayna ordusunun resmi açıklamaları geldi. Örneğin Mariupol'dan bahsediliyor. Rus nüfusun çok yoğun olduğu bir yer, çok kolay alınabilir diye analizler duyduk. Sumi için duyduk, Harkov için duyduk ki Türk öğrencileri oradan bağlıyoruz. Belki ekranlardan gördünüz, işittiniz. Tahliye planı konusunda bir beklentileri var. Birazdan soracağım onu da. Ama Donbas'ta sınırlı kalmayacağı dün itibariyle net anlaşıldı. Özellikle Kiev'e yakın Çernigiv bölgesinden Rus ordusunun inişiyle birlikte şu anda Ukrayna ordusu der ki Kiev'in dış mahallelerine yerleşti. Orada yerleşmeye devam ediyor, organize olmaya devam ediyor Rus ordusu. Şimdi sadece Donbas'la değil ya da sadece Karadeniz'de değil, az önce işaret etmiş olduğunuz gibi belki toptan bir Ukrayna işgaline doğru ilerleyecek mi? İkincisi, eğer bir karşı duruş, savaş değil de sadece yaptırımlarla gelmeye devam ederse, herhangi bir caydırıcılığı olmazsa, Putin'i buralardan tekrar ayıran, Kiev'e girdikten sonra çıkaracak olan bir etken olabilir mi? Kısa dönemde çok zor olacaktır. Yani kendisinin ifadeleri var. Ukrayna diye bir millet yok diyor. Evet. Bunlar Rus diyor. Yani açıkça bunu söylüyor. Ukrayna'yı kabul etmiyor bir anlamda. Ve Ukrayna'ya çok önem verdiği için de ben yani adım adım tüm Ukrayna'ya ya girmeyi deneyecektir. Başarma ihtimali de yüksek. Çünkü Ukrayna'nın gücüyle Rusya'nın gücünü karşılaştırdığınız zaman her alanda inanılmaz farklar var. Ukrayna'ya silahlı güç olarak herhangi bir destek gelebilecek mi? Kısa dönemde ben onun mümkün olmayacağını sanıyorum. Gelmeyecektir. Dünya belki de daha önce olduğu gibi, yani şeyde Gürcistan'da ve Kırım'da olduğu gibi, işte yaptırımları dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyerek buna da razı gelecektir. Ama bu uzun dönemde Rusya bakımından çok önemli sorunların yaratılmasına yol açacaktır. Yani böyle bir ülkeyi, bir devleti bağımsız olmuş, 30 yıldır bağımsızlığına kavuşmuş bir ülkeyi yok sayarak, 50 milyon nüfuslu bir ülkeyi yok sayarak bunu yapması, kısa dönemde bunu başarsa da ben uzun dönemde bunu çok büyük sorunlarla Rusya'yı karşı karşıya bırakacağını düşünüyorum. Ama kısa dönemde bunu başaracak diye düşünüyorum. Peki gelelim az önce Muhammed Enes Erdil, bir Türk öğrenci, Harkov'da yaşıyor. Ekranlara getirdi, sığınaklardalar. Kendileri gerçi 6 Türk öğrenci bir araya geldiler ve evde daha güvenli olduklarını düşünüyorlar.
Çünkü Ukrayna ordusunun çevredeki tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıttığını, ki bunu bizzat Zelenski de açıkladı. Eli silah tutan herkese silah vereceğiz dedi. Seferberlik çağrısında bulundu. Bu silahlardan dolayı sokakta da kendilerini güvenli hissedemiyor Türk öğrenciler. Birazdan yenileriyle de konuşacağız. Farklı bölgelerden, Harkov'dan, Odessa'dan Türk öğrencilerle konuşmaya devam edeceğiz. İş insanlarından da geliyor. Bir izninizle bir görüntü ekranlara gelecek. Az önce Lviv'deki bir otelden elimize ulaştı. Hızlıca Ayşenur Aslan'la Medya Mahallesi'nde yayınladık. Bir kez daha sesli bir şekilde duyalım. Orada sığınakta yaşananları, Lviv'de bir aile, bir Türk aile çekilen görüntüler ve ne anlattıkları üzerine biraz duralım. Ekranlara gelsin lütfen. Gelebiliyor mu değerli reji? Lviv'deki sığınağın görüntüsü. Evet.